Mesela bak gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay veren Allah ne yücedir. Burçlara dikkat çekmiş Allah, güneşe ve aya dikkat çekmiş. Güneş tutulması, ay tutulması Mehdi'nin çıkış alameti. Burç konusunda da biliyorsun İncil'de var ve yine kova burcuna dikkat çekiliyor Yusuf suresinde de. Bizim mesela bu yüzyıl kova burcu çağı. Kova burcu. Yalnız burada yanlış anlaşılmaması lazım. Burçlar mesela diyor ki kova burcundaki insanlar şu özelliklerdedir diyor. İşte balık burcundaki insanlar şu özelliklerdedir. Bu tamamen tahmine dayalı bir izah. Böyle bir şey yok. Yani burada kastedilen o burcun çağı, yani o çağa girmiş oluyor, o dönem girmiş oluyor. Yani mesela o tarihte doğan insanlara, mesela kova burcu tarihinde doğan insan, kova burcu insanı denir. Çünkü o dönemde doğmuşlar. Yani bir dönemi bu belirlemesi açısından önemlidir. Yoksa kova burcunda olan insanlar bu özelliktedir dedim mi, bu kadere de aykırı bir şey. Yani Allah'ın kanununa aykırı. Çünkü mesela diyor ki bu burçtaki insanlar şu burçtaki, mesela akrep burcunda farz edelim, cömert olmazlar diyor mesela. Cimridirler diyor farz edelim. Şimdi bu çok acayip bir söz. Hocam parmak izi bile insandan insana değişen bir şeyken tabii karakteri ki böyle tek düzey indirmek çok son derece mantıksız. Tabii. Çok çok mantıksız. Niye cimri olsun? Yani Allah'ın imtihanına aykırı. Orada çok muttaki tertemiz insanlar oluyor. Gayet de cömert oluyorlar. Başka bir bursa için de son derece cömerttir diyor. Son derece pinti insanlar var o bursta olur. Bunlar tamamen asılsız, hayali iddialardır. Yani zaman belirlemek açısından burçların anlamı vardır. Bir dönemi belirlemek açısından. Mesela şu an dönem olarak kova burcu dönemindeyiz. Ama mesela şeyde de ayrıca kova burcu döneminde kova burcundan bir insanın çıkacağına İncil işaret ediyor. Ve ona uyun diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Yine zaman belirlemek açısından önemlidir bu. Mesela ay ve güneş tutulmaları zaman belirlemek açısından önemlidir. Tabii ki Allah'ın tecellisi yönünden de önemli. Yani bir Allah'ın harikası. Ama burada zaman belirleme yönü vurgulanmış oluyor evet, bu konularda. Inşallah. Mesela bak ayet diyor ki onlar harcadıkları zaman ne israf ederler, şeytandan Allah'a sığınırım, ne de kısarlar, pintilik yaparlar. İkisi arasında orta bir yoldur. Müminlerin özelliği bu. Evet. Şimdi akrep burcunda olan adam bu ayetin dışındadır dedim mi? Bu anormal bir hareket olur. Buna inanan Müslümanlar da varsa Kur'an'dan çelişmiş olur ve harama girmiş olurlar. Böyle şey olmaz. Yani çünkü ben burç muhabbeti yapan çok adam görüyorum. Yani Kur'an'ın birçok ayetinden çelişir o.